Kalibrasyon yapılamayan cihazları nasıl düzeltileceğini şimdi anlatacağım sizlere. Öncelikle cihazı kalibrasyon işlemi yaptığımız gibi kapalı iken yanın içine sokuyoruz. Kalibrasyon yapılamayan cihazlarda genelde istenilen polar değerini verememesinden kaynaklanıyor. 6 ila 8 polar derecesi üzerinde verilen değerlerin hiçbirinde kalibrasyon işlemi aslında sonuçlanmamaktadır. Bunun sebebi ise cihazı açıkken doğrudan yağın içine sokmamız, yani daha önceden probu ısıtmamamız veya temizleme esnasında probu soğutmaya bırakmamamızdan kaynaklanır. Sensörün doğrudan yüksek ısıya temas etmesiyle cihazın kendi içindeki ayarları bozulur. Ve aynı şekilde sıcak yağın içine çıkan sensörün temizlik için beklenmediği sürede suyun altına tutulmasını, suyun sıcaklığı ve yağın sıcaklığı arasındaki farktan etkilendiği için bu sensörün ayarları tekrar kart üzerinde hataya sebebiyet verir. Bunu düzeltmek için normal kalibrasyon işlemimizi tekrardan başlatıyoruz. Isınan probu yağın içinden çıkartıp açma kapama düğmesine bir kere basıyoruz. Ekranda bir kink yazdıktan sonra sol tuşa basılı tutuyoruz ve ekranda kal yazmasını bekliyoruz. Ve tekrar yağın içine sokuyoruz. Bu da cihazların verdiği değerler bazen 27-28'lere kadar ulaşmakta. Ve bizim istediğimiz polar aralığına gelmemektedir. Bu tarz durumlarda kalibrasyon işlemini bir veya birden fazla tekrar etmemiz ve sensörün yağı tanımasını sağlamamız gerekmektedir. Ortalama 16 polar seviyesine düştükten sonra cihazımız otomatik olarak istenilen değerlere kendini setleyecektir. Gördüğünüz üzere 15 üzerinde bir polar üzerinden 7,5 değerlerine düşmüş bulunmakta. Ve kalibrasyon işini yeşil yapmaktadır. Bu işler birkaç defa tekrarlanabilir. 20 ve 16 üzerinde, 16'nın üzerindeki bütün polar değerlerinde cihaz doğrudan olarak 7,5'a setlenmeyecektir. Bu sebeple açma kapama düğmesine birkaç defa basıyoruz. Bitkin cihazını gördükten sonra kalibrasyon işlemine tekrardan devam ediyoruz. Kal yazdığında yağın içine söküyoruz. Bu işlemi her yaptığımızda polar değeri 20 ise eğer 18 gibi bir rakamlara gelir ve bir sonrakinde daha da düşer. 16'lara geldiğinde kendini otomatik olarak 7,5'a setler. Kalibrasyon işlemini birkaç defa tekrarlamamız cihazın istenilen ağırlığa oturmasına kadar devam etmelidir. Ancak istenilen değere geldikten sonra kullanılmış bir yağ ölçebilirsiniz. Bu sebeple kalibrasyon işlemini tekrarlamanız daha doğru olacaktır. Cihaz kendini olması gereken değerlerini aldığı zaman yine kal okey yazıp tepe lambasını yakacaktır. Akabinde kullanılmış yağları ölçmeye geçebilirsiniz.